Çok teşekkür ediyoruz. Bugün milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcımız Oğuz Kağan Salıcı ile birlikte tekrar huzurunuzdayız. Öncelikle katılan bütün milletvekillerimize, örgütümüze ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Parti meclislerimiz de burada. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi yarın bir miting gerçekleştireceğiz. Yarın Umudun Meydanı'nda milletin sesi yükselecek. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çukurova'yla Mersinlilerle buluşacak. Bu mitingi ne için yapıyoruz? Kimlerin sesi olacağız? Onları da ifade etmek istiyorum. Her gün binlercesi kapanan, yaşam mücadelesi veren esnaflar insanca yaşayabilmek için, bir asgari ücret bekleyen işçiler, milyonlarca işsizimiz, işsiz gençlerimiz, emeklilerimiz, orta direk olmaktan çıkıp yoksullaşan memurlar, yıllardır söz verilip tutulmayanlar, 3600'ü bekleyen öğretmenler, sağlık görevlileri, infaz koruma memurları, dün fırına gidip ekmek parası olmadığı için bileklerini keserek intihara teşebbüs eden bütün yoksullar, hakları gasp edilen EYT'liler, EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar, 6 milyon geçimini, nafakasını sokaktan sağlayan sokak emekçileri, evde temizliğe giden ev emekçileri, kağıt toplayıcıları, canı pahasına çalışan motokuryeler, yurt bulamayan, barınamayan, KYK borcunu ödeyemeyen öğrenciler, pandemide açlığa, ölüme terk edilen müzisyenler, sanatçılar, kadro bekleyenler ve KHK mağduru taşeronlar, atama bekleyen öğretmenler, teknikerler, 900 lira maaşla ölüme terk edilen engelliler, 7.585.000 kişi 1197 lira maaşla geçinmeye çalışanlar, hiç geliri olmayan hanelerde yaşayan 3.276.000 çocuk, gübre, mazot alamadığı için tarlasını ekemeyen çiftçiler, yem alamadığı için hayvanını satmak ya da kesmek zorunda kalan hayvancılar, emeğiyle emeği hiç görülmeyen ev kadınları ve mafyaya teslim olmuş devlet için bu mitingimizi yapıyoruz. Erken seçim talebi sadece partimizin talebi değil, erken seçim talebi milletin talebidir. Günlerden beri milletvekillerimiz Mersin'in sokaklarında geziyoruz. CHP'ye, AK Parti'ye, geçmişte MHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye oy veren herkesin ortak fikri erken seçim. Genel Başkanımız tarafından halkımızın bu haklı talepleri göz önünde bulundurarak inatla ve ısrarla erken seçim yapmaya istemeyen Cumhur İttifakı bir kez daha uyarmak, erken değil acil seçim, hemen seçim isteğimizi tüm Türkiye'ye duyurmak için ilk mitingimizi yarın 13'te Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediğimiz, birkaç ay önce AKP Genel Başkanı aynı meydanda miting yapmıştı. AKP'nin valisi ve Suç İşleri Bakanı tarafından engellendi. Meydan engellenebilir ama bilinsin ki Mersin'in her alanı bizim için meydandır. Her alan halkımızla buluşmak için bir alandır. AKP'nin bu korkusunu anlamak mümkün. 19 yıldan beri yönetmiş oldukları koltuklarını kaybetmek üzere. Ülkenin üzerine saran Cumhur İttifakı, kara bulutlarını dağıtmak ve güzel yarınlara kavuşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yarınki mitingimize milletimizi davet ediyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Mersinlileri milletin sesine ses olmak, milletin sesine ortak olmak için Tevfik Sırrı Gür stadının yanındaki alana davet ediyoruz. Bu mitingimizi en çok da Cumhur İttifakı için yapıyoruz. Cumhur İttifakı'na milletin sesini duyurmak için yapıyoruz. Biliyorsunuz erken seçimin bir kabile devletinde olabileceğini söylüyordu.
hemen hatırlatmak isteriz ki 1 Kasım 2018 seçimlerinden hemen sonra 2,5 yıl sonra 24 Haziran'da bir erken seçime gidildi. Erken seçim yapıldı. O zaman Türkiye kabinet devleti miydi ya da Recep Tayyip Erdoğan kabile reisi miydi? Onu da buradan sormak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye önemli bir süreci, önemli bir yoksullaşmayı hep beraber yaşıyoruz. Enak grup, Türkiye'nin en güvenilir enflasyon açıklayan grubu, Kasım ayı enflasyonunu %58.6 olarak açıkladı. Yani halkın gerçek enflasyonu %58.6, TÜİK'in bugün açıklamış olduğu enflasyon rakamı ise 21.31. TÜİK verilerine de dahi bu son 36 ayın en yüksek enflasyonu. Üretici enflasyonu ise %54.62'yi kırarak rekor kırmış durumda. Üretici enflasyonu ve tüketici enflasyonu arasındaki fark %33.1. TÜİK verilerine göre margarinin fiyatı %58, sivri biberin fiyatı %56, ayçiçek yağının fiyatı %50, nohutun fiyatı %47, makarnanın 46, yumurtanın 41, salatalığın 40, kabağın %35, ekmeğin %30, kömürün %110, tüp gazın %58 oranında zam aldığı halde, enflasyon zamlandığı halde TÜİK ısrarla bu verileri görmezden gelmeye devam ediyor. TÜİK mucizeler yaratmaya devam ediyor değerli arkadaşlar. Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Türkiye'de yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu gibi TÜİK'le görüşmeye gitti. Maalesef TÜİK'in kapıları kapandı. TÜİK'in kapıları demokrasiye kapandı, liyakata kapandı. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye maalesef TÜİK'le beraber demokrasinin de liyakatın da devlet kurumlarından ne hale geldiğini gösteriyor. Ne demişti Nazım Hikmet? Hiçbir korkuya benzemez halkın, halkını satanın korkusu. TÜİK'in kapılarının kapatılması sadece kendi korkusu değil, TÜİK'e talimatla iş yapanların da korkusudur. Değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bir Suç İşleri Bakanı var. Suç İşleri Bakanı da bugün bir tweet atmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Ne PKK kalmış, ne DHKPC kalmış, ne organize suç örgütleri kalmış. Ve demiş ki, mekan basmaya gitmez. Mekan basmanın ne anlama geldiğini bilirsiniz. Mekanın ne anlama geldiğini de bilirsiniz. Tam da ağzına yakışan bir söz söylemiş. Tam bir mafya ağzıyla konuşmuş. İçişleri Bakanı bugün Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunudur. Düşünün ki hepimizin güvenliğinden sorumlu bir bakan Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük siyasi partisinin liderine bu şekilde tweet atabiliyor. Ancak biz biliyoruz bu tweetleri niye attığını. Suç İşleri Bakanı kendi karanlık geçmişi unutulsun diye bu lafları söylüyor Genel Başkanımıza. Bakın niye attı? Sezgin Baran Korkmaz'ın, yani kara para aklayıcısı, şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini unutturmak için attı bu tweet'i. Baskısıyla, tehdidiyle genç yaşta intihar eden polis müdürü Hakan Çalışkan'ı unutturmak için. Sedat Peker'e verdiği korumayı unutturmak için. Özışık kardeşleri Sedat Peker'e aracı yaparak Sedat Peker'le barışmak için yalvardığını unutturmak için yapıyor bu suçlamaları. 10 milyon yine bir televizyonun genel yayın yönetmenini aracı kılarak Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro rüşvet istediği iddiasını unutturmak için yapıyor. Yine biliyorsunuz AKP genel merkezinde ortaya çıkan bir pudra şekeri koklayan danışmanı unutturmak için yapıyor.
Buradan da söyleyelim. Eskiden polis yaptığı zaman uyuşturucu içenlere ben içiciyim dersen kurtulurdun değil mi? Bunlar hem içici hem satıcı. Eskiden bunların milli içkisi ayrandı. Şimdi bunların milli içkisi pudra şekeri, kokain. Hem satıcı hem içici bunlar. Bunları unutturmak için yapıyorlar. Bakın dünyanın en büyük yolsuzluğu, dünyanın en büyük usulsüzlüğü tam 2 milyar dolarlık yolsuzluğu unutturmak için yapıyor. Torex'te vermiş olduğu şu fotoğrafı unutturmak için yapıyor. Türkiye'de ne kadar mafya, ne kadar namussuz varsa bu ilişkilerini unutturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne suçluyor. Hassiz Süleyman, saygısız Süleyman. Daha da başka bir şey demiyoruz. Değerli arkadaşlar, bir de TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz. Bir de her gün artan döviz, her gün artan enflasyon. Hazretleri bugün baş ekonomistimiz, diplomasız baş ekonomistimiz yeni model olarak Çin'i örnek göstermiş. Ekonomide yeni dönem başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş demiş. Çin modeli demek ucuz iş gücü demektir. Çin modeli demek ucuz emek cenneti olmak demektir. Çin'de hatırlarsanız bir kase pirince bir işçi bir gün çalıştırabilirsiniz. Türkiye'de mevcut bugünkü kurla beraber asgari ücret 205 dolara kadar düşmüş durumda. Dünyanın en büyük ucuz iş gücü olarak bilinen Çin'de ise ortalama bugün asgari ücret 385 dolar. Yani Çin ile aramızda tam 180 dolar neredeyse bir asgari ücret kadar fark var. Baş ekonomistin vaat ettiği Türkiye büyüme modeli ucuz emek cenneti olmak. Emekçilerimizin yabancılara köle gibi çalıştırılması modelidir. Türkiye'de yaşayan insanların yabancıların kölesi olmasıdır. Kölelik yüzyıllar önce bitti. Önermiş olduğu model kölelik modelidir. Binlerce işçimizi açlığa, yoksulluğa mahkum etmektir. Önermiş olduğu model budur. Hani mandacı diyor ya mandacı. İşte karşınızdaki en büyük mandacı Çin'i örnek alan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Günde 16 saat karın tokluğunda çalışan, fabrikalarda, şantiyelerde, koğuşlarda yatmaktan başka bir hayatı olmayan, çocuk yapmanın yasak olduğu, Türkiye'de asgari ücretliği Çinli'den beter hale getirdiler. Çoğu iş yapıyor, ailesini göremiyor, aldığı maaşla kirayı ödese beslenemiyor, beslenirse ısınamıyor. Yani %60'a varan enflasyonun olduğu ülkede zengini zenginleştirmek, yoksunu daha da fakir hale getirmeye çalışıyor. Enflasyon daha yükselecek ve kıtlık başlayacak. Erdoğan'ın verdiği model Çin modeli değil, Türk lirasının değer kaybetmesi diye ya Venezuela modeli olabilir ya da en yakışan bu uygulamaya Bangladeş modeli olabilir. Bir de ne diyor? Biz zor olanı seçtik ama 6 ay sonra meyveleri yiyeceğiz diyor. Sanki 19 yıldan beri iktidar CHP zihniyeti. Sanki 19 yıldan beri Türkiye'yi Bay Kemal yönetiyor. 19 yıldan beri sen yönetiyorsun. 6 ay daha sabır diyor. 6 ay daha sabır diyor. 19 yıl yetmedi. Bu artık yönetememek değil. Bilinçli olarak bu memlekete ihanet etmektir. TÜİK'in kapılarının kapatılması da devlete de 150 yıllık demokrasi tarihimize de binlerce yıllık devlet tarihimize de büyük bir ihanettir. Her şeye zam geliyor. Sanayi doğalgazına yine zam gelmiş. Değerli arkadaşlar, bakın sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %20 zam yapılmış. Erdoğan diyordu ya üretimi ihracatı destekleyip Çin modelini benimseyeceğiz. Önce sanayicinin ham madde maliyetlerini bilerek artır. Sonra bir de içeride elektrik üretimini doğalgaza zam yap. Buna ne? Buna perhiz. Bu ne lahana turşusu? Çin de mi böyle büyüdü? Sayın Erdoğan sormak lazım. Eğer bu artışların birkaç ay sonra iğneden ipliğe büyük zamlar geleceğini hep beraber göreceğiz. Türkiye'yi maalesef yokluğa,
yoksulluğa teslim etmeye çalışan bir siyasetle karşı karşıyayız. Bunların hepsi kendinin de söylediği gibi bilinçli olarak yapmış olduğu şey, Türk lirası tarihimizin en itibarsız, en değersiz günlerini yaşıyor. Türk lirası sadece dolar karşısında değer kaybetmiyor. Çin parası karşısında, Sudan para birimi karşısında, Bulgar parası para birimi karşısında değer kaybediyor. Türkiye'ye Bulgaristan'dan, İran'dan ucuzluk almaya gelen insanlar var. Türkiye'yi yoksulluğun satıldığı bir ülke haline dönüştürmüş durumda. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri Arjantin. Arjantin'de para birimi karşısında paramız değer kaybediyor. Hatta daha acısını söyleyeyim. Bugün savaşın içerisindeki, yıkım içerisindeki Afganistan para birimi karşısında dahi paramız değer kaybediyor. Bütün bu gerçekleri dile getirmek için hem milletin sesi olacak kürsüde, hem de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yarın saat 1'de Mersin'de, yarın hava güzel, herkesi bekliyoruz. Örgütümüz, il başkanımız Adil Aktay'ın ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve belediye başkanlarımızın ev sahipliğinde yarın burada olacağız. Gençlik kollarımıza duyurulmasını sağlayan gençlik kollarımıza, örgütümüze, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hepiniz, kadın kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Basın mensuplarına da sesimizi duyurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.